Bölge bölge haber nöbetlerimiz sürüyor. Adıyaman'da deprem olduğundan bu yana bizleri habersiz bırakmayan Sertaç Murat Koç'a döneceğiz. Sertaç, nedir orada son durum? Bulunduğun enkazda bir koridor açıldı mı? Bir hareketlilik vardı en son. Nereye evrildi? Senden dinleyelim. Ela, senin de belirttiğin gibi depremin yıkımının en büyük oranda yaşandığı illerin başında gelen Adıyaman'daki haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Bir önceki bültende anlattığım Ela, yaklaşık 30 kişinin ama canlı mı cansız mı olduğu henüz belirlenemeyen 30 kişinin enkaz altında olduğu Akbaş Apartmanı'nı anlatmıştım. Birazdan onu yine anlatacağım. Ancak sıcak bir gelişme var. Şu anda İsyas Otel, Atatürk Bulvarı'ndaki Adıyaman'ın en içtek arteri Atatürk Bulvarı'ndaki İsyas Otel de çökmüştü anımsanacağı üzere. Ve otel de depremden önce yaklaşık 150 kişinin olduğu ifade edilmişti. Ve kameraman arkadaşım yetkinden şimdi o otelin enkazında yürütülen çalışmayı size göstermesini rica edeceğim. Yetkin şu anda size oteli gösteriyor. Ve Ela, şu anda bu arama kurtarma ekipleri bir kişinin varlığını tespit etti, yerini tespit etti, ona ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak bu kişinin canlı mı ya da maalesef hayatını kaybetmiş mi olduğunu tespit edilemedi. Ona ulaşmaya çalışıyorlar. Ama bu otelin önemi şu Ela, belirttiğim gibi yaklaşık 150 kişinin deprem öncesinde bu otelde olduğu ifade ediliyor. Ve bunun bir bölümü Kıbrıs'tan gelen voleybolcu öğrenciler, voleybol sporuyla ilgilenen üniversiteli gençler olduğu ve bu kafilenin 35 kişi olduğunu ifade edelim ilk etapta. Ve daha sonrasında Türk Turist Rehberler kafilesi var ve onların da 43 kişilik bir kafileyle bu otelde konakladığını ifade edebiliriz. Ancak geçtiğimiz gün maalesef 14 cansız bedene ulaşıldı bu otelin enkazında. Ama sevindirici olansa şu, Kıbrıs kafilesinden ikisi yetişkin, ikisi kadın, öğretmen, hoca, bir tanesi de çocuk olmak üzere 19 kişi de Türk kafilesinden, yani toplamda 22 canlı depremzede bu enkazın, bu İsyas Otel'in enkazından çıkarıldığını ifade edelim. Ancak şu anda enkaz altında hala 100 ile 110 kişi arasında olduğu ifade ediliyor ve ekipler de o 100 ya da 110 kişiye, enkaz altında kalan maalesef o depremzedelere ulaşmaya çalıştığını ifade edebiliriz. Ve şu anda yürütülen canliraş çalışmadaysa o yeri tespit edilen bir kişinin bir kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi o kişinin canlı ya da cansız, ya hayatta mı ya da öldüğü noktasında bir tespit bulunamadı. Ancak umarız iyi haberi gelecek diyebiliriz ve ekipler şu anda çalışmasını sürdürüyor. Yetkin de bunu size an be an izletiyor. Ela, burası Adıyaman'ın en canlı, en işlek arteri, en hareketli arteri, Adıyaman'ın kalbi Atatürk Bulvarı ve buranın hemen yanında da, yetkin şimdi sağa doğru dönecek ve orada da bir iş merkezi, iş hanı var ve maalesef o da enkaz olmuş durumda ve o iş hanında da şu anda 6 kişinin olduğun tespiti var yakınlarının beyanına göre ve o 6 kişiye de ulaşılması için bir çalışma yürütülüyordu. Ancak şu anda o çalışma durdu. Yetkin size gösteriyor o iş anını. Burada da 6 kişinin hala enkaz, yaklaşık 6 kişinin hala enkaz altında olduğunun altını çizebiliriz. Ve gördüğünüz kepçelerin çalıştığı enkazsa, yayının başında söylediğim ve bir önceki yayında sizlere aktardığımız Akbaş Apartmanı. Ve burada şu maalesef, ama maalesef 30'a yakın kişinin olduğundan şüpheleniliyor. Bunlar da apartmanda yaşayan, yakınları bu apartmanda yaşayan insanların ifadelerine dayanıyor
bu sayıda ve orada da ekipler uzun saatlerdir çalışmasını sürdürüyor diyebiliriz Ela. Ve Adıyaman'da yıkımın büyüklüğü maalesef kan dondurucu şekilde aynı Kahramanmaraş'taki, Kahramanmaraş'ın merkezi olan Azerbaycan ve Trabzon caddelerinin büyük yıkıma uğradığı gibi Adıyaman'ın kalbi, Adıyaman'ın en işte bulvarı olan, kalbi olan Atatürk Bulvarı'nın da yıkıma uğradığını, büyük oranda yıkıma uğradığını ifade edebiliriz. Burası, bu aks, bu bulvar kilometrelerce uzanan bir bulvar Ela ve bu biraz önce gösterdiğimiz enkaz gibi onlarca enkaz var ve oralarda da arama çalışmaları hala sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Ancak bu arama kurtarma çalışmalarının henüz başlayamadığı enkazlar da var maalesef. Ve orada da o enkazların başında da o enkazların altındaki yakınları için nöbet tutan insanlar var. Ela, bir de bizden yine iletilen bir rica, bunu göstermek istemezdik ama sizlere bunu aktarmayı bir görev biliyoruz. Çünkü arama kurtarma ekipleri bizden bir ricada bulundu ve yetkin size o üzücü, o hazin tabloyu gösteriyor maalesef ve o yatağın üstünde keşke canlı olup uzansalardı. Ancak ancak o yatağın üstünde şu anda iki cansız beden var ve Akbaş Apartmanı, Adıyaman Atatürk Bulvarı'ndaki Akbaş Apartmanı'ndan çıkarıldı. Bu cansız bedenler maalesef yakınları ya da Akbaş Apartmanı'nda yakını oturanlar TV100 ekranlarından arama kurtarma ekiplerinin bizden istediği üzere, rica ettikleri üzere onlara seslenelim, yakınları bu apartmanda yaşayanlar için. Şimdi yetkinden tekrar sahana dönmesini isteyeceğim ve yıkımın boyutunu, geldiği noktayı bulvarın bu sefer de tam karşı istikametinden göstereceğiz. Biraz önce de belirttiğim gibi burası Adıyaman'ın kalbi, Atatürk Bulvarı ve hemen karşıda görüyorsunuz bir enkaz daha var ve onun arkasında, üzerinde arama kurtarma ekipleri olan bir diğer enkaz daha var. Orada da yine hummalı, canhıraş bir çalışma yürüyor ve orada da bir tespit yapılmış durumda şu anda. Oradaki depremzedeye ulaşılmaya çalışılıyor Ela Rümeysa Cebeci. Burada şunun da altını tekrar çizelim. Adıyaman depremin yıktığı, yıkıma uğrattığı, depremin şiddetinin en çok hissedildiği illerden bir tanesi, o en başında gelen iller arasında yer alıyor ve edindiğim bilgilere göre Ela, bu tabi teyit edilmiş bir bilgi değil ama yıkılan, çöken bina sayısının 1000'in üzerinde, 1000'e yakın olduğu ifade ediliyor ve burada Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun başında olduğu Afet Koordinasyon Merkezi'nden burada yürütülen arama kurtarma çalışmaları ve insanlara yapılan yardımlar da koordine ediliyor. Burada şu anda Bakan Kara İsmailoğlu'nun ifade ettiği üzere 11 bine yakın arama kurtarma personeli bulunuyor. Bunun 1000'e yakını ise profesyonel arama kurtarmacılardan oluşuyor ve burada çok sayıda yabancı arama kurtarma ekibinin de olduğunu ifade edebiliriz Ela. Bunlar arasında Amerikalılar, Ruslar, Cezayirliler, Koreliler, İspanyollar, çok sayıda yabancı arama kurtarma ekibi de yine burada insanları enkazın altından kurtarmak için seferber olmuş durumda. Biraz da Adıyaman'daki günlük depremzedelerin hangi koşullarda yaşadığına ilişkin bilgi verelim. Adıyaman'da maalesef, ama maalesef kente elektrik verilemiyor hala. Depremin üzerinden yaklaşık 78 saat geçmesine karşın çalışmalar sürüyor ve maalesef elektrik kente şu anda verilemiyor. Bakan Kara İsmailoğlu dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bugün itibariyle, bugünü işaret ederek kente kademeli olarak elektrik verileceğinin altını çizmişti. Biz de kente elektrik verilmesini bekliyoruz. Verildiğinde de bunu önümüzdeki bültenlerde size duyurmaya
çalışacağız diyelim. Depremin yine Adıyaman'da yıkıma uğrattığı, farklı lokasyonlar da var. Sadece Atatürk Bulvarı değil, özellikle Yeni Mahalle semti ve Karapınar semtinde de çok ciddi bir yıkımın olduğunu ifade edebiliriz. Ela, buralarda da yine çok sayıda binanın, çok sayıda apartmanın yıkıldığını ifade edebiliriz. Ela Rümeysa Acebeci, şimdilik Adıyaman'dan aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Önümüzdeki bültenlerde yeni gelişmeler oldukça takip ettiğimiz enkazların altından umarız canlı şekilde depremzedeler çıkarıldıkça sizlere duyurmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.